Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir tarih soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Bu videomuzda Anadolu tarihi ile ilgili güzel kaliteli sorular çözeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı önemle rica ediyorum. Eğer hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kalemimizi de hazırlayalım. İlk sorumuz şu arkadaşlar. İlk Türk-Bizans savaşlarını konu edinen eser hangisidir diye sormuş bize arkadaşlar. İlk Türk-Bizans savaşlarını konu eden eser Battal Gazi destanıdır. Biliyorsunuz bol bol biz izlerdik Battal Gazi filmini Cüneyt Arkan'ı burada biz analım en azından. Demek ki ilk Türk-Bizans savaşlarını konu edinen eser hangisidir arkadaşlar? A şıkkıdır. Doğru cevap şıkkımız. Battal Gazi Destanı. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıda verilen Türk İslam bilgilerinden hangisi haberleşme, denge kurma ve ayarlama ilmi olan siber tekniğin kurucusudur? Çok güzel bir soru. E, haberleşme, denge kurma ve siber tekniğin kurucusu arkadaşlar. Cizre'de 1100'lü yıllarda doğmuş El Cezeri'dir. El Cezeri özellikle haberleşme, denge kurma ve ayarlama ilminde birçok... E, eser bir sürü, bir sürü e, buluş yapmış ve siber tekniği de kurucusu olarak biliniyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen beylik ve kurulduğu yer eşleşmelerinden hangisi yanlıştır diye bir sorumuz var arkadaşlar. Buradaki doğru cevap şıkkımız arkadaşlar Çubuk oğullarıdır. Çubuk oğulları Ankara değil de Elazığ yani Harput civarlarında kurulmuş bu beyliktir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C'dir sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz. Lozan Antlaşması ile Türk toprağı sayılan Türkiye'nin Suriye toprakları içerisinde olan Caber. Kalesinde aşağıda verilen hangi Türk büyüğünün mezarı bulunmaktadır? Yani Caber kalesinde bugün Suriye'de Türk toprağı olarak bulunan bu yerde hangi Türk büyüğünün mezarı bulunuyor arkadaşlar? Burada bulunan kişi Süleyman Şah'tır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B'dir. Caber'de şu anda mezarı bulunan kişi Süleyman Şah'tır. Cevap şıkkımız B'dir sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuz Bizans İmparatoru Alexios e, hangi Türk Türkiye Selçuklu hükümdarıyla birleşerek Çaka Bey'i ortadan kaldırmıştır? Arkadaşlar Alexios e, Çakabey'i Çaka Bey'i ortadan kaldırmak için birinci kılıç Arslan'la işbirliği yapmıştır. Yani Bizans İmparatoru Alexios ve Türkiye Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan birleşerek Çaka Bey'i ortadan kaldırmışlar. Doğrusuyla doğru cevap şıkkımız E'dir sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. 1187'de Kudüs Krallığı ile yaptığı Hıttin Savaşı'nı kazarak Kudüs'ün Fatihi, Fethi e, unvanını alan büyük hangisidir hükümdar? Arkadaşlar 1187'de Hıttin Savaşı'nda Haçlıları yenerek burayı fetheden kişi Büyük Komutan Selahaddin Eyyubi'dir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlarım Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz Anadolu topraklarının kesin olarak burada dikkat çekerim kesin olarak Türk yurdu haline gel, gelmesini sağlayan savaş hangisidir arkadaşlar? Ee, 1100 <laughs> 1100 1100'lerde yapılan Miryo Keferon Savaşı'dır. Arkadaşlar Anadolu'nun Türkleşmesinde 3 önemli savaş var. 1 Pasinler'dir. 2 Malazgirt'tir. 3 Miryo Keferon'dur. Pasinler Bizans'la Türkler arasındaki ilk savaştır. Malazgirt Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaştır. Türkleşmesini sağlayan savaştır. Miryo Keferon'sa Anadolu'nun kesin bir şekilde Türklerin eline geçmesine, Türk yolu olmasını sağlayan savaşta dolayısıyla doğru cevap E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Tarihte Otrar faciası olarak bilinen olay aşağıda verilen hangi iki devlet arasında meydana gelmiş arkadaşlar. Otrar faciası Harzemşah devletiyle Moğollar arasında meydana gelmiş. Harzemşahların Moğollara ait bir kervana saldırması sonucu Moğolların saldırısıyla çok büyük bir facia yaşanmış. Dolayısıyla Otrar faciası Harzem Moğollar arasında meydana gelmiş. cevap şıkkımız dolayısıyla D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen divan çeşitlerine hangisinin açıklaması yanlıştır arkadaşlar? Böyle bir sorumuz. Buradaki doğru cevap şıkkımız C'dir. Divanı işraftır. Dış işlerinden sorumlu değil, genelde devletin idari işlerinden, denetlemeden sorumlu bir e, divan türüdür. Devletin idari işleri ve denetlemeden sorumlu. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C'dir. Yani divan-ı işraf dış işlerinden değil, denetleme ve devletin idari yönetimiyle ilgili bir divan türüdür. Sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuz... Ahmet Hamdi Tam Bozkır'ın Bozkır'ın e, tam çocuğu şeklinde ifade ettiği Anadolu kenti, aynı zamanda Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış olan ilimiz Konya'dır. Konya biliyorsunuz düzlük e, tamamıyla Bozkır ikliminin hakim olduğu bir e, şehir. Bozkır'ın tam çocuğu olarak ifade ettiği e, şehir hangisidir? Konya'dır. Doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz Ahi Evran'ın hanımı Fatma Hatun'un tarafından kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın e, hanımı Fatma Hatun tarafından kurulan e, kurumun ismi Baciyan-ı Rum'dur. Baciyan-ı Rum, Rum Rumeli'nin Balkanların özellikle Türkleşmesi'nde önemli rol oynamış, önemli bir kurumdur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz Türkiye Selçuklularından Anadolu'ya inşa edilen kervan kervansarayların güvenliğinden aşağıdaki hangi devlet görevli sorumludur? Güvenlik arkadaşlar ee, Anadolu Selçuklularında Türkiye Selçuklularında güvenliği o dönem sağlayan kişilere Rahdar ismi veriliyordu. Rahdar D şıkkı yani dolayısıyla doğru cevap şıkkımız Anadolu Selçuklularında Kervansaray'ın güvenliğinden sorumlu kişilere rahtar deniliyordu sevgili arkadaşlar. Bir diğer Türkiye Selçuk Devleti'nin ilk tıp, ilk tıp yani sağlık alanda ki e, ilk e, bize okulunu soruyor arkadaşlar. İlk okul Gevher Nesibe Darüşşifası'dır. Dönemin Selçuklu hükümdarı kız kardeşi hastalanıp verem olup ölünce onun adına bir e, hastane kurdurmuş. Gevher nesilenin adına. Dolayısıyla Anadolu Selçuklularına ilk tıp zaten adından Darüşşifa Şifa kelimesinden hastane olduğunu burada bilelim sevgili arkadaşlarım. Dünya topraklarının %22'sine yayılmış 34 milyon kilometre kareden fazla bir alanı kapsamış dünyanın en büyük imparatorluğu en büyük devleti dönemin zamanın Hangi devlettir arkadaşlar? Moğol İmparatorluğu'dur. Moğol İmparatorluğu kısa sürede yaşamış fakat çok büyük bir alana yayılmış dünyada kurulmuş en büyük alan olarak en büyük imparatorluk. dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, bu videomuzda Anadolu Selçuklu yani Türkiye tarihi ile ilgili bir Soru çözüm videosu çalışması yaptık. Burada videomuzun sonuna geldik. E video sonuna kadar beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz önemli kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. İyi çalışmalar.